Paslanmaz Kalem'den herkese merhabalar. Bugün Salon İKSV'de İstanbul Street Trash etkinliği kapsamında bir güzel konserler dizisi olacak. Bu konserler dizisi içinde de biz Rap Challenge from Andromeda ile bir röportaj gerçekleştireceğiz. Öncelikle arkadaşlar merhaba. Merhabalar. Merhaba. Keyifler nasılsınız? Çok iyi. Güzel Süper, bir gün. Süper güzel. Az önce soundcheck'telerdi. Ben soundcheck'i çok dinleyemedim ama bayağı sağlam çalıyordunuz. Evet evet çok güzel olacak bu konser. Her bayağı konser gürültülü bir gece bekliyoruz. Evet bayağı gürültülü evet. Olacak. Hani bu konser için özel bir hazırlığınız oldu mu yoksa standart bir şekilde yani mi çalacaksınız? Aslında bir süredir birçok konserde çaldık. Çünkü evet. Grupta aslında iki yeni üye var. Bir tanesi Orkun Bagatur Davul'da. Şu an aramızda yok ama Mert Akgül var Sint'te. Evet. O yüzden zaten bir süredir ısınma konserleri yapıyorduk. Bu konserde belki de hani daha kalabalık tam Türk İstanbul underground piyasasında kendimizi duyurma konserlerinden biri olacak gibi. Peki şuna değinmek istiyorum. Aslında siz grubu kurarken iki kişi olarak başlamıştınız. Evet. Yani evet. Arbike ve Tolga projesi olarak başlamıştı. Ama sonradan farklı işte kişiler ekleyerek Merve grubu geldi. Grubu büyüttünüz. Bundaki sebep neydi? Yani aslında başladığımızda biz sadece eğlenmek için başlamıştık. İnternete yükledikten sonra şarkıları yurt dışından birkaç plak şirketinden teklif geldi. Bunları değerlendirdik. 4-5 tane EP yayınlanınca haliyle herkes hadi sahneye taşıyayım bunu dedi. Biz de o anda aslında ateşlendik ve dedik. Hayır demedik. Hayır demedik yani bir bas gitaristimiz bir davulcumuz olsa niye olmasın dedi. Çünkü hatırlıyorum ilk yaptığınız parçalar bayağı drum machine falan içeriyordu. Tabii, evet. Drum machine'ımızın adına Johnny the Tramp koymuştuk. Albümlerde öyle yazıyordu. Sonra onu duyurduk ama Johnny öldü. Herkes çok sevindi. Büyük acı kaybımız olarak duyduk. Merve bu arada Ankara'dan, evet, Ankara'dan geliyorsun, evet, değil mi? Hani Ankara'da. Nasıl dahil oldun ekibe? Yani o ilginç bir hikaye ama Albike İnternet ulaştı. İnternet aşkı. Evet. İnternetten ulaştı. Kapak tamam. Resmi aslında Kim Gordon'da ve basçı bakıyorduk ve dedik ki Kim Gordon seviyorsa bizim de yaptığımız müziği aradığımız sevecekse. Öyle kişi bu yani. Önemsemedik Ankara'da olsun, başka bir yerde olsun. Aynı zevke sahip. Peki bu noktada bir soru sorayım size. Hani Ankara'da yaşıyor Merve ve hani bu sizin üretim sürecinizi nasıl etkiliyor? Hani uzaktan olması sizi ne şekilde? Yani her şeyde olduğu gibi internet aslında tabii her şeyi hızlandıran ve değiştiren bir faktör oldu. O yüzden yani kayıt bile istesek internet üzerinden yapabiliyoruz. Orkun'un peki katılış süreci? Biraz enteresan. Ya Orkun'la aslında eskiden tanışıyoruz. Çok eskiden tanışıyoruz. Aynen, Orkun da aslında Raşit. Ben Raşit'teyken, o Flört'teyken bayağı eski bir davulcu sonuçta Orkun. Biz hep genelde barlarda şu şekilde karşılaşıp beraber çalsak derdik falan. Orkun Facebook'tan ah bir davul olsa, şey grup olsa da davul çalsam yazmış. Screenshot'ını da buna yolladı. Süper denk geldi zaman. Raşit'in davulcusunu biliyorsunuz Orkun zaten. O da Orkun'du ya. Ben sürekli onun ayağını kaydırmaya çalışıyorum. Orkunlar. Bir değişik kimse anlamayacak. Tolga'nın ismi Orkun olan davulcularla çalışmayı seviyor. Sonra sapı açık çek adımız. Orkunlarla çalışıyor. Takıntılı. Şuraya atlayayım. Peki söz yazım süreci ve hani müzikal anlamda hani görev paylaşımını nasıl yapıyorsunuz? Hani Aybike'nin söz yazdığını biliyorum bu arada ama hani sözleri sadece Aybike mi yazıyor yoksa nasıl evet, paylaşıyorsunuz? Sadece ben yazıyorum. Kimseye ya aslında bu görevi... Aslında bence her vokalistin kendi sözünü kendi yazması gerekiyor. Çünkü bir his var yansıttığın insanlara. Senin yaşamadığın veya bilmediğin bir şeyi söylemen çok yapay geliyor evet, bana. O yüzden kendi söylediğimi kendim yazmam daha iyi bence. Bir de kadın merkezli bir grup bu aslında. Çünkü font... Yani evet, kadın ve kadın merkezli olunca da erkeklerin sözlere... Yani. Yani ben zaten uzun süredir sadece gitar çalmak ve artık şarkı sözü işine karışmak istemiyordum. Şu eşitçi muhabbetine gireceğim ben. O kadar bireye çıkıyorum da. O kadar şey değil. Peki söz yazarlığı tamam. Senin hani eskiden de bir bu evet, anlamda bir geçmişin de var. Ama vokallik konusunda nasıl kendini ikna ettirdin ve nasıl başladın? İlk önce bir tane şarkı yazım programı vardı ama böyle şaka gibi bir şey.
Ondan bir söz yazdım ve vokal melodisi çok kolay bulabildiğimi fark ettik Tolga'yla. Sonrasında da kendim yazmaya başladım zaten. Aslında bir şaka üzerine ilerledi gibi. Aslında tamamıyla bir hani yetenek keşfi süreci diyebiliriz buna. Tabii. Evet. Aslında tabii Aykin, yani biz tanışmadan önce de yani background'u tamamen rock müzik üstüne ve hani rock müzik menajerliği, ondan sonra geçmişte başka gruplara şarkı sözü yazıp vermişliği falan var. Ama tabii bunu şimdiye kadar galiba cesaretlendirmemiş ya da evet, ya belki de istekli de olmamış. Tolga ilk Reşat'ı bıraktığı zaman ben daha o zaman booking falan işlerine bakıyordum, işte tur menajerliği falan yapıyordum. Dedim ki sana bir grup kuralım. Herkes kız olsun o grupta. Sen tek erkek ol, böylece problem yaşamazsın dedim. Sonrasında o grupta ben olacağımı tahmin edemezdim işte. Meğersem kendi grubummuş o grup. Evet. Herkes kız değil ama. Bir de şöyle bir olgu var. Yani sizin müziğiniz aslına bakılırsa do it yourself diyebileceğimiz tarzda bir müzik. Yani kayıtlarınızı kendiniz yapıyorsunuz ve evde yapıyorsunuz daha çok. Evet, daha çok. Bu peki süreci nasıl yönetiyorsunuz? Yani hani yani aslında her şey çok doğal gelişiyor. Aybike bir şarkı sözü yazmış oluyor, elimde gitar oluyor ve evde hemen biz bir demo kaydediyoruz ve Orkun'a ve Merve'ye yolluyoruz. Mert'e yolluyoruz. Şey, yani bu mesela şimdiye kadar yaşanmış süreç. Evet. Yani biz gireli, Mert'le ben gireli 2 ay falan oldu. Önümüzdeki zamanlarda farklı süreçlere de girelim. Tabii yakında mesela yani iletişim süreci olarak kaydetmeyi düşünüyoruz. Bunun için yani stüdyoda kayıt yapacağız. Yani şey var işte, bir takım planlar var. Bir yerlere gitsek falan, bir süre kapansak falan diyoruz. Veya işte bir zaten bir sistem kuracağız online, hani anında paylaşabileceğimiz, işte benim evde setup'ım var. Direkt üstüne çalıp yollayabileceğim bir sistem yaratacağız. Online demişken o zaman o interaktif sürece biraz gireyim. Aslında çoğu grup yapıyor onu, biliyorsunuz. Evet. Dünya üzerinde hatta direkt böyle albüm kaydeden, evet, onu öyle yayınlayan, hani hiç buluşmadan falan. Tabii tabii. Uslar var yani. Tam olarak gelmek istediğin yerde orası. Evet, çünkü ilginç. Sizin evet, hani sound'unuz da daha böyle chill bir sound ya. Aha. Daha böyle punk ve garaj tınılı bir sound. O yüzden hani aslına bakılırsa bu hani kayıt tekniklerinin değişmesiyle ve daha kolaylaşması da sizin gibi grupların işini de çok kolaylaştıran bir şey. Çok yani çok. Şimdi 90'lı yıllarda tabii bizim yaptığımız albüm kaydını bir laptopla, ki hani çok iyi değil, 10 senelik bir laptop bile olsa yapabiliyorsun gibi. Yani birçok dinlediğimiz şey aslında gerçekten evde bir home producer tarafından yapılıyor gibi. Fazla artık. Siz daha böyle profesyonel ama bir yanıyla da böyle sokağa da yansıtmasını hem olsun istiyoruz, hem bir lo-fi'yi kaybetmeyelim. Yeni yapacağımız kayıtlarda da tamam kayıt kalitesini yükseltelim falan gibi, ama bir yandan da mesela lo-fi özelliğini kaybetmeyelim. Çünkü aslında dinleyicinin bizde de ruhunu kaybetmek istemiyoruz. Şuraya gelelim. Sizin yaptığınız müziğin aslında kitlesi daha çok yurt dışında diyebiliriz. Özellikle Amerika. Peki bu noktada hani yurt dışından bir plak firmasıyla, record firmasıyla çalışma gibi ve hani direkt albümünüzü yurt dışından yayınlatmak gibi bir isteğiniz. Şu ana kadar çıkan her şey yurt dışından, hı, çıktı. 5 EP bir albüm yurt, evet, dışından çıktı. Yani 4'ü Amerika, hı, ve en son çıkan plak da Çek Cumhuriyeti'nden yayınlandı. Bu şekilde devam edecek. Devam ediyor. İşte mesela bizim mesela röportajlarımızda çok İstanbul'da olan kısıtlı yerli oluyor, ama bu arada mesela 100'e yakın biz yurt dışı röportajı verdik bugüne kadar. Aslında tabii ki daha Amerikan merkezli bir sound'a sahibiz ve oradan daha çok ilgi çektiği ortada. Yeni mesela Maximum Rock'n'Roll dergisinin bu sayısında röportajımız var falan gibi. Harika. Peki yurt dışı konserler dizisi gibi böyle turne gibi bir şey olabilir mi? Eylül'de bir planımız var. Yunanistan'dan başlayacağız. Eğer devam edebilirsek. Gidip kalmazsak diyorsun. Gerçika'dan, Hollanda'dan, bir de Fransa'dan teklifler aldık. Süper. Karavan kiralayıp, evet, gittiği yere kadar bence öyle yapmamız. Yani fikir öyle aslında. Yani o turu da do it yourself bir şekilde. Harika ya. Çok, evet, çok fazla teklif geldi. Biz ama dedik ki yani bunları tek tek gidip gelmektense bir sıraya koyup belli bir tarih, evet, aralığında hepsinin sırasıyla geçip gelmek daha tam iyi. Tam siesta böyle yapa yapa. Evet. Evet. Konser vardı ama geç kaldık galiba. Aynen. Tolga'ya dönecek olursam, yani sen 90'ları böyle hani dolu dolu yaşamış birisi olarak bu süreci nasıl görüyorsun peki? Yani çünkü şu anda günümüzdeki birçok grup hani albümlerini yurt dışından yayınlatma taraftarı. Bu sence bizim müzik piyasamızı nasıl etkiliyor? Sanki şey yaptık, fabrika ayarlarına geri döndük aslında birçok anlamda. Hem politik anlamda Türkiye'de bu oldu. Tabii müzik piyasası hemen etkilendi. Çünkü biliyorsun bu alkol
firmalarının işte sponsor olamama durumu çok kısa sırada her şeyi değiştirdi hayatımızda ve bu tabii gençlerin de aslında bir açıdan da müziğe olan ilgisini azaltmaya başladı. Ve çember o kadar daraldı ki artık Kadıköy, Karaköy gibi hani dar bir alanda esasında bir etkinlik düzenliyor biliyorsun ve gün geçtikçe bu azalıyor. Müzikal olarak da insanların yurt dışına yönelmesinin en büyük nedeni bu. Plak şirketleri artık bir şey basabilecek bir kitle görmüyorlar. Aslında 90'ların başında da bu durumdaydık. Çok büyük mücadelelerle bence bir noktaya geldi. Yani Raşit'in de ilk kayıtları tabii değil mi? Yani biz 93'te ilk demomuzu yaptık. 96'da yurt dışından plak çıkardık ama Türkiye'de albüm basabilmemiz 99'u buldu. Çünkü o zaman plak şirketlerinin buna yer verebilmesi mümkün değil gibiydi. Çünkü dehşetle karşılaşıyorduk. Yani böyle adamların suratlarında dinledikleri. Zaten o güzel zamanlar 10 sene falan sürdü. Sürdü, işte. Aynen. Ondan sonra zaten sürdü. Yine her şey berbat oldu. Şanslıymışız yani. Aslında. Evet. Şimdi ama benim için şöyle bir şey oldu. Ben ama tekrar olabilir bu yani. Köklerime döndüğümü hissediyorum. Yani. Mesela İstanbul evet. Street Trash gibi böyle organizasyonlar gerçekten ilgi görüyor. İşte geçen haftaki etkinlik gibi insanlar gelmeye başladı. Bu da belki de her şeyi biraz sıfırladı. İnsanlar aslında yer altından çıkan şeylere belki daha değer verecekler. Biz ama dönüp dolaşıp aynı şeyi yaşıyoruz hep yani. Evet, evet. Tabii yurt dışından müzisyenlerin buraya gelmemesiyle de alakalı bence. Evet yani aslında halbuki güzel bir şey söyledi. Şu anda hani mevcut politik ve evet. Hani sosyo-kültürel evet. Durum dolayısıyla da hani birçok grup gelmeyi tercih etmiyor ülkemize. Tabii bunu karşılayacak finans yok ortada bir. İkincisi güvenlik ortamı. Evet, güvenlik ortamı olmadığı için de gruplar bugün de mesela organizasyondaki arkadaşlarla konuşuyoruz. Hiçbir grup gelmek istemiyor ki normalde aldıkları ücretin biraz üstündeki rakamlar teklif edilmesine rağmen. Evet. Peki biz bu hani müziği kuşaklara nasıl aktaracağız? Hani burada ne düşünüyorsun? Biz sürekli çalıyoruz, üretiyoruz. Birilerinin etkilendiğini görüyoruz. Genç insanlarla karşılaşıyoruz. Konserlerimize geliyorlar ve ilgi gösteriyorlar. Ve insanlar bunlardan etkileniyor ki ben geçmişte de bunun aynısını yaşadığım için. Orkun da o bitmeyen bir şey ya. Yani o bu underground etki tepki. O etki tepki bitmiyor zaten. Bence de. Evet. Ha, ne oluyor? O 10 senelik süreçti değil mi? Hani tamam işte plak şirketleri, bunlarda iş varmış, bunlara para yatıralım, biz de kazanırız falan filan gibi. Öyle bir mutlu bir 10 sene yaşandı. Ondan sonra bitti. Tekrardan fabrika ayarı çok doğru yani. Tekrar underground'a döndü olay. Ne oluyor? Gençler, bu adamlar nerede çalıyor? Oraya gidelim, orada dinleyelim. Hani falan. Çok o kadar. Ha ne oldu? İnternet geldi onun yerine. Plak şirketlerinin yerine. İnternet aldı şu anda. Yani deliler gibi beslenebiliyorsun internetten şu an yani. Yani bizim için de bir avantaj. Biz her şeyimizi oradan release edebiliyoruz yani. Çok doğru. Yani hiç kimseye mecburiyetimiz yok yani. Şöyle bir gerçeklik var. Yani mesela 70'leri falan düşününce 70'lerde tamamıyla gruplar hani plak firmalarının bağlıydı. Şu anda öyle değil ama şu anda tamamıyla bütün gruplar kendi müziklerini icra edip istedikleri gibi yayabiliyorlar. En büyük silah çünkü internet yani. Şöyle bir olgu var işte orada da. Hani iyi olan işlerin keşfedilme süreci peki nasıl? Hmm. Çünkü çok derin bir yer internet. Evet. Ciddi bir kuyu gibi ve yani bir şeyi yayınlayıp içine attığın zaman onun bulunabilmesi için de senin bir belli maliyeti karşılayıp aslında biraz yukarıları taşınman gerekiyor gibi bir durum var. Siz burada nasıl bir yol izliyorsunuz? Onu ya sorayım. Bu kolektif bilincin ortaya tekrar çıkmasıyla alakalı. Bence 90'ların başında bir kolektif bilinç vardı. Ne bileyim Ortaköy'de Flatline'de 10 grup çalınıyordu vesaire falan ve insanlar böyle çoğaldılar. Tabii. Alternatif. Bence mesela 90'ların başından Gezi'ye kadar olan süreci aslında şöyle görmek lazım. İnsanlar ilgili çektiği için bir araya gelmeye başladılar. Her tür alternatif kesimden insan bir araya geldi. Şimdi en son Gezi'den sonraki olaylardan sonra insanlar tabii dağılıp kaçtılar ve belki yeni ilgi, belki bir mutsuzluk yaşadıkları için böyle oldu. Belki başa döndük. Yine aynı mücadeleyi vermemiz gerekecek ama bunu bence vermekten kaçınmamalıyız. Çünkü hayat bunun için. Biz şöyle oluyor. Yapıyoruz aslında biraz. İnternet sosyali değiliz aslında, onunla da alakalı bence ilerleyişimiz. İnsan ilişkilerimizi iyi tutuyoruz her zaman. Kibar davranmaya çalışıyoruz insanlara. Aynen, bir şey o zaten. İnternet sosyali değiliz yani. Evet. Konserlerdeki etkileşimden memnun musunuz peki? Sizi izlemeye gelen kitle? Tam doğru kesime ulaştığımızı hissediyorum konserlerde. Çünkü benim hoşuma giden şey gerçekten hani aradığım şey de oydu. Samimiyet biraz yok olmuştu büyük festivaller yüzünden. Gerçekten şeydi yani artık gelenle bir iletişimin yok gibiydi. Bu da artık bir yabancılaşmaya getiriyor ve müzisyen artık yaptığı şeye de yabancılaşmaya başlıyor. Gidiyorsun, takıyorsun, çalıyorsun ama mutsuzlaşıyorsun. %100 katılıyorum. Yani özellikle böyle daha işte lo-fi diyorsun mesela. Yani bu tür müzik icra eden grupların sanki daha böyle sahnede etkileşim kurması gerekiyor gibi. Yani hani o büyük festivallerde onu yakalamak da çok kolay değil. Sizin... Ama
şeydir bu, bu formül hiç değişmiyor. Sağlam gruplar hep müzik club'lardan çıkarır. Yani doğru. Dikkat edersen yani. Almanya'da böyle, Hollanda'da böyle. Her yerde bu böyledir. Yani illa ki bakarsın, atıyorum bakarsın, bak Guns N' Roses'a mesela, LA'de bir tane müzik club'da çala çala falan filan, onda kantel içinde sigara dumanlarının içinden öyle çıktı herifler falan. Yani, yani Orkun'un söylediğine benzer olarak yurt dışında da müzik endüstrisi durumu öyle bir hale getirdi ki artık bir grup, atıyorum Nirvana ya da White Stripes gibi barlardan çıkıp bir noktaya gelemiyor. Kendi kitlesini yaratıp da dünya çapında bir grup olamıyor. Bunun en büyük nedeni artık starlar o sabah seçilerek direkt olarak yaratılıyorlar gibi. Çok yani belki senelerce bir eğitim görüyorlar vesaire ama endüstri bunun yani star olmasına karar veriyor. Çocuk yani, starlar mesela. Yani senin eline ailelerin gitar alıp da... hırsıyla alakalı yani, yani bence tamamen. İşte sosyal medyanın aslında bizi getirdiği nokta da bu. Yani hani sosyal medyada fenomenlik kavramı üzerinden evet, bir illüzyon yaratılıyor ve bu hani bütün sadece müziği değil bütün sanat piyasasını etkiliyor. Ve sen hani orada dedin ya biz aslında çok sosyal bir grup değiliz dedin. İşte sadece insanlar üzerinden internet sosyalizmi dedim. Evet yani hani işte onu diyorum. Sadece insanlar üzerinden belli tanışıklıklar üzerinden ilerlemek endüstri açısından yeterli mi? Noktası var. Yani tabii yeterli işte, değil şu anda ama bence do it yourself gruplarının kırmak istediği nokta bu oluyor. Yani internet öncesi dönemde de sen kendi kitleni oluşturuyordun. Atıyorum bizim 99'da çıkarmış olduğum Telaş Şemal Yok albümü 10 bin sattı ve gerçekten o kadar ilginç bir örnekti ki bu. Universal bile kod müziğe gelip Necatilere biz bu grubu istiyoruz diyebildi. Çünkü o öyle bir rakam beklemiyordu kimse. İşte ama dedi ki gençler böyle bir şey talep ediyordu. Da dönemin ruhuyla alakalı evet, belki de. Bence aynı ruh tekrar gelecek çünkü fazla dijitalleştik. Hı-hı. İnsanların tekrar kaset plak toplamaya başladıklarını duyuyoruz ki ciddi anlamda rakamlar artıyor ki İstanbul'da bile plak evet, dükkanlarının sayısı çok yükseldi. Bayağı yükseldi. İnsanların üzerindeki baskılar artıyor. Bu da sanırım yani o baskıyı kırmak açısından enerjiyi doğru şekilde yönlendirebilmekle alakalı biraz. Doğru. Yani mesela şu anda salondayız. Bu tür mekanların varlığı bizim açımızdan çok önemli çünkü hani buralar nefes alabildiğimiz evet, alanlardan. Ama işte teker teker de kapanıyor bazıları da. Evet. Mesela ki şey Hayal Kahvesi kapandı mesela. Evet. Yani kaç senelik yer, neredeyse 30 senelik yer. Şu an Beyoğlu bir düşüş yaşıyor. Evet. Ama Kadıköy bir yandan kurtardı gibi kendini. Çünkü şey oldu, insanlar galiba orada daha rahat hareket ediyor. Yer değişiyor ya. Yer değiştiriyor. Yani Taksim'de aslında 90'ların başında berbattı. Sadece pavyonlar vardı. Ve şey yoktu. Aslında Mescid'e gidemezdin yani. Şimdi orası bitti. Karaköy'e indi yani aslında. Davul taşıyıp işte pavyonlarda gündüz çalıyorduk grup halinde. Öyle bir dönem var. Harika tabii, değil mi? Tabii tabii. Yani. Ve yani çok kısa bir süre sonra pavyon sahipleri şey olarak düşünmeye başladılar. Ya bunlar gençler burayı dolduruyorlar. Ben buraya bir işletmeci kurayım. Burası rakı olsun. Ve tabelalar peki bırakmalar patladı gibi. Çok aslına bakılırsa böyle hani akıl dışı bir dönem. Evet. Ama fazlasıyla da insanların birbirine sarıldığı bir dönem. Yani aslında zorluklar yaratma isteğini engelleyemiyor ve insanlar bence içlerinde yapma isteği oldukça da her tür şartta bir şeyler yaratmaya çalışıyorlar. Bir de sokağa inmek zorundaydın o zaman yani internet diye bir şey yoktu çünkü evet, sen oradan telefondan falan artistik yapamıyordun yani. İneceksin çalacaksın abi orada yani bir şey yapmak istiyorsan ortaya koyman lazım. Video falan upload etmek olmuyordu yani. İkili ilişkiler de sokak üstünden geliyordu yani. Aynen. Sokakta gidip köşe başında içmeden yani bir arkadaş çevren olması olmaz, mümkün değil. Aynen. İnsanlarla tanışman gerekiyordu. Şimdi belki Facebook vesaire bu işleri biraz kolaylaştırıyor ama 6 yıl önce kadar hala öyleydi yani. Bilmiyorum ama artık öyle bir şey olmuyor. Şimdi sokakta öyle gruplaşmalar görmüyorum yani gençler arasında. Bir tek çok Kadıköy'de ben de bir tek Kadıköy'de biraz var gibi. Kadıköy'de sokakta var içiyor ya, insanlar evet, falan. Sokak tamamıyla bir sosyalleşme aracıydı ve evet, şu anda onu kaybettik maalesef. Evet. Şuraya geleyim peki önümüzdeki süreçte hani albüm kaydı devam ediyor dediniz. Hani evet, ne şekilde ilerliyor şu anda? Hani ne aşamasındasınız? Yani işte en kısa zamanda önümüzdeki hafta gibi hatta yani konuşuldu bu konu. Davul kaydına gireceğiz. Ondan sonra da davul kaydını bir stüdyoda yapıp o kaydı alıp evde üstüne işlemeyi düşünüyoruz. Bayağı tamamıyla bütün hani o süreci kendinizin yönettiği bir evet, şöyle bir yani şansımız var. Kendi miximizi yaptıktan sonra İngiltere'de Frenesh Group var, ona gönderiyoruz ve o mastering yapıyor bize. Fren'de 70'lerin başından beri çalışan bir insan. Monos diye bir grubu varmış, birçok albümleri var. Kendi talep etti biz
bizim master'ımız yapmış. Sizin yani, evet, hoşuna gittiği için. Ve yani ne şekilde tanıştınız bu arada? İnternetten bize yazıp ben sizin şarkılarınızın bazılarını kanal istiyorum çünkü yapmak istiyorum Remix falan. Remix yapmak ve biz uzun zaman boyunca Fren'le yazışmamıza rağmen onun Gorillaz'ın, Dandy Warhol'sunun falan gibi yani ünlü gruplarla çalışmış olduğunu bilmiyordum. Kendi de söylemedi. Şimdi garip bir şey söyleyeceğim. Richard Ashcroft'un da amcası. Bana yazdı diyor. Amcası. Harika. Ya, ve ben sordum bunu. İnsanları daha da motive eden bir olgu aslında. Çünkü sound'u bildiği için o sound'umuzdaki vintage'lığı sağlayabilmeyi de biliyor. Çünkü o gerçekten bu süreci tamamen yaşamış ve doğru yerde yaşamış. İngiltere'de yaşamış. Yani. Tamam. Yani tam göbeğinde yaşamış yani. O yüzden size katılacakları tabii ki çok daha farklıdır. Peki o mastering süreci çok önemli bir süreç aslında bakılırsa. Orada hani siz başka bir şekilde çalışmayı düşünür müsünüz? Yani hani örneğin şu anda çok memnunsunuz muhtemelen ama hani devamında daha farklı isimlerle irtibatlı olmayı ister misiniz? Ya ne getirecek tabii bilmiyoruz. Çünkü biraz akışına bırakarak ilerlemeyi seviyoruz. Tamamen aslında kayıt sürecimiz de, şarkı yapım süreci de biraz deneysel. Hani belli kuralları oturtup da insanların hoşuna gidebilecek şeyi yapmak müzikte kolaydır aslında. Bir araya gelirsin ve bunu yaparız. İşte şöyle bir nakarat olursa hoşlarına gider falan deyip. Gitarı kıs. Falan hani. Ki senelerdir yapılan şey gitarı kısmak rock müzikte. Evet. Bunu yapmak istemiyoruz. Biz gerçekten müzik dinleyen ve müzikten hoşlanan, hani böyle gürültü seven, sınırlı şeylerden hoşlanan insanlara hitap etmek tercih ediyoruz. Benim hayalim aslında şey, live kaydedebilmek direkt bütün albümü. Yani bütün albümü girip çıkmak değil tabii de şarkıları girip bütün aynı anda çalıp hücum kaydedip kayıt. Aynen hücum kayıt, onları sonra kanal kanal adam etmek, mixdown yapıp masteringini yapıp vermek. En iyi enerji öyle çıkıyor çünkü. Ben ona inanıyorum kesinlikle. Bence. Doğru. Kesinlikle. Evet. Ha, keşke şansımız öyle bir durum olsa da banda kaydetsek falan mesela. Yani. Aa, güzel deneyse ayrı. Sizin müziğiniz için çok uygun bu arada yani. Bu bandı kaydetmişliğimiz var. Evet, evde makara bantımız var. Kaydediyoruz. Evet. Ama tabii bunu stüdyoya taşıdığınızda daha büyük mantlar lazım. Aynen. Mesela adam olmak istemiyorum Raşit'te. Evet. Makara banta kaydetmiştik. Yani şu an İstanbul'da makara bantı kullanan stüdyo sayısı da çok az. Evet. Ve bunların maliyetleri inanılmaz rakamlar. Yüksek durumda. Çünkü her şey... Petrol. Ya ona göre senin mikrofon alıyorsun. Yani sen vintage kayıt alıyorsun, mikrofon da atıyorum 70'lerin mikrofonu olursa o zaman şüphela oluyor yani. Ekipman da çok önemli. Tabii canım. Ya bu videoda da böyledir ya, şimdi dijital bir kamerayla bunu yapabilirsin ama mesela atıyorum işte 8 milimetre çekmek istersen bunun maliyeti fırlar tabii. Çünkü tabi ettiriyorsun, film başka bir maliyet. Müzikte o form kısmına geri dönmek istiyorum. Yani hani bu, çünkü müziği öldüren bir şey. Formlara hapsetmek. Siz bu noktada hani olabildiğince deneysellikten yanar mısınız yoksa sizin kendi içinizde böyle bir döngünüz var mı? Ya aslında hepimizin tabii kendi içinde dinlediği şeyler var. Ortak zevklerimiz var ama bunun içinde kendi dünyalarımızda sevdiğimiz şeyler var. Ve bir şarkıyı yaparken de şu sound'da olsun falan gibi sıkıntı koymuyoruz. Genelde ama tabii 3-5 şarkıyı aynı dönemde yaptığımız zaman yakın soundlarda oluyor gibi. Aslında Orkun mesela aynı zamanda bir funk davulcusu. Evet. Hastasıyım, evet. Yani aslında çok renklilik de var grup içerisinde. Ya bu çok önemli bence. Atıyorum Mert mesela bildiğin Vangelis'ler bilmem neler, onlara hasta adam yani tabii. Bir synth lover adam yani, çok seviyor yani. Ben de çok seviyorum. Bu arada özellikle yani analogda çalıyor hali hazırda. Başka post-punk gruplarında da çalıyor. Sevmiyor değil ama tabii yani aslında sadece işte at gözüyle bakıp da... Çok yönlü. Ya o çok yönlü zaten bu sinerjiden böyle bir sound çıkmasının sebebi o yani. Herkes, şimdi burada herkes punkçı olsa tamam mı? O başka bir şey olurdu zaten yani. Hani biz burada tamamen farklı tatlar da katıyoruz işin içine, anlatabiliyor muyum? Yani ben mesela ya punk davulcusu gibi çalmaya çalışmıyorum Tolga'larla çalarken. Ya aklıma onlarla çalarken hani onlardan aldığım groove'la atıyorum Polis geliyor aklıma mesela, tamam mı? The Police. Hani aha diyorum ne kadar bir şey yakalıyorsun orada yani. Evet yani hani o fizyon belki de çok o enerjiyi yani veriyorum. Biz oraya oturuyor. Biz biraz üçümüz. Evet. Müzik konusundan. Yenilikçi kanat arıyorsun o zaman. Bu çatışma ama grup içerisinde çok orijinal şeyden çıkmasına tabii, neden olan tabii. O önemli yani, onu diyorum. Hepimiz yani aynı olsak zaten o zaman bir şey... Her şey antiteziyle var. Yani evet, o yüzden
sizin için de çok önemli. O zaman kısıtlamış, sınırlarını çizmiş oluyorsun. Biz punk grubuyuz diye çıkınca anladın ki mı? Ki bizim zaten ilk baştan beri biz punk grubuyuz gibi bir şeyimiz var. Evet. Yani bize yakıştırılan şeyler işte garaj dediler, new wave dediler, no wave dediler. Genelde müzik eleştirmenleri böyle... Çıkan sound'a göre onlar bir şeyler söylüyor. Çok benzeten olduğu gibi. Stick şu anda benziyor. Ama yani Suzy de mesela gotik. Evet. Yani sizde o kadar gotik bir hava da yok. Yani tabii. Siz aslında yani belli hani farklı gruplardan etkilenmiş ve kendi müziğini yaratan, etiketlere takılmayan yani bir grupsunuz. Kendi potamızda eritmeye çalışıyoruz çünkü gerçekten hepimiz çok müzik dinliyoruz. Aslında bir şey etiketlemek gerekiyor ama bu durum pek hoşuma gitmiyor. Zor bir şey. Olan bir şey olduğunu düşünmüyorum yani. Yeni bir şey çıktığı zaman da aslında bunun ismini genelde müzik yazarları yanlışlıkla koyar. Evet. Yani bu bir review'de çıkan işte grunge bile yanlışlıkla konulmuş bir isimdir. Yani çok doğru. Herkes bir araya gelip ben bunu yapıyorum dememiştir yani. O yüzden de biz hani olabildiğince bugüne kadar olan hani background'da gelen şey... Abi Chains'e yıllarca grunge dediler, alakası yok yani. Yok aslında evet. Sadece o dönemde patlamış olmasının gereği. Aynen öyle şimdi. Yani. O zaman ben size çok teşekkür edeyim. Biz de yani, teşekkür ederiz Orçun. Eklemek istediğiniz son olarak hani söylemek istediğiniz aklınıza gelen... Bence yerli yeraltı müzik piyasasında destek verin. Evet, konserlere gidin. Çünkü aslında yani. Konserler grupları yaşatmışlar. Sen evet biraz daha çok konuşabilirsin. Merve dinleyici olarak katılıyor gibi. Hayır yani ne bileyim öyle. Yani, burada olsunlar diyorsun, bizimle olsunlar. Bizimle olsunlar, etkileşim halinde olalım, albüm alsınlar, laf alsınlar. Yoksa azalarak hepimiz yok olacağız yani. Herkes şunu söylüyor, işte bir şeyler olmuyor. Ama sen yani evden çıkıp, yani bilgisayarın başından kalkıp kendini sokağa atmadığın sürece zaten hiçbir şey olmuyor bu hayat. Evet. O illüzyondan uyanmamız gerekiyor. Evet. Evet. Ya zaten aşırı keyifli bir şey yani. İnsanlar unuttu mu? Ben inanamıyorum yani live... Kulüp dünyanın en keyifli şeyidir yani. Kesinlikle. DJ manyağı oldu millet. O da bitecek bir gün arkadaşlar. Yani... Sıkıldınız yani zaten DJ dinlemekten. Herkes DJ zaten. Herkes DJ yani. Maalesef. Ha, plak, eskiden plak alabilen DJ'di. Doğru. Yani ya 2000 tane plağı oraya dizebiliyor musun? O para var mı sende? O zaman DJ. Onları çalabiliyor musun? Eyvallah diyordum. Onlara saygı duyduk. Ayrı mesele. Ha, iş MP3'e döküldü, herkes DJ oldu. Ama evet. Sıkılacak insanlar. Tekrardan başa döneceğiz yani dediği gibi. Olur. Fabrika ayarlarına geri döndü. Mecbur döneceğiz yani. Yani... ya, grupları canlı dinlesinler yani. Gelip izlesinler, konserleri izlesinler. Oradaki etkileşim çok daha farklı çünkü. Daha sound daha farklı gelecek eminim. Daha böyle hani içinde olacaklar bence. Hani hem hissiyat olarak. Hem gerçek bir şey yaşayacaklar. Yani birebir yaşayacaklar için daha samimi olacak ve hani destek açısından da hani bu underground kültürü böyle ilerler sonuçta. Yani bitmek istemiyoruz. Yani birbirimize mahkumuz aslına bakarsan. Aynen. Yani ne bileyim bir döngü var. O döngüyü devam ettirmek zorunda gibiyiz açıkçası. Yoksa hani azalarak biteceğiz diye ben korkuyorum açıkçası. Öyle bir endişem var. Umarım bitmeyiz. Umarım. O yüzden konserlere gelsinler albümü alsınlar. Tek temennimiz bu zaten. Evet. O zaman tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşürüz.